Evet, Mordan'dayız. İsmet Baba Yiğit'in çiftliğindeyiz. Eşi Hanım. İsmi Baba Hanım. Yiğit. Baba Yiğit. Hanım Baba Baba Yiğit Yiğit olarak yani. geçelim. Evet. Ben de burada küçük bir çift şey yapıyorum. Bahçede bir takım şeyler yetiştiriyorum kendim için. Daha yetiştirmezden önce buraya gelip sık sık ürün alırdım. Ve dikkatimi çekti. Hiçbir tarım ilacı kullanmıyorlar. Kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Neden tarım ilacı hiç kullanmıyorsun? Ona bir karşıyım. Karşı neden ama? İlacı sevmediğimden Evet. bir de şey olduğundan, iyi olmadığından, hastalık yaptığından Teşekkür ben ona inanıyorum. Biz öyle büyüdük. ederim. Onun için ilaç kullanmıyoruz. Peki Hiçbir ilaç. bir de tabii bunların masrafları var değil mi? Masraflarını düşünmedim bile. Düşünmedim bile. Evet. Kökten hiç şey yapmıyorsun. Tohum Evet. kendim yetiştiriyorum. Tohumu kendin yetiştiriyorsun. Yani. Evet. Nenelerden, dedelerden gelen bir bahçemde her şeyi kendimizin. Evet. Peki nasıl? Domatesler güzel mi? Lezzetli Çok mi? güzel, bana Yani göre güzel. şeye göre, Yemleri çok piyasaya güzel. satılanlara göre ne Çok çok güzel. avantajları var? Organik olması. Kendim Organik, ekolojik yetiştirdiğim için olması. Evet. eminim. Lezzet de yüksek. Lezzet de güzel. Evet. Ya çevredeki bir sürü insanı görüyoruz. Gelip buradan Devam alışveriş yapıyorlar. yapıyoruz. Orada yani alıcılar ayağına geliyor. Evet. Değil mi? Onlar gelip kendileri zaten ellerinden toplayabiliyorlar. Evet. İsteyen arz eden. Hı. Böyle yani. Mesela Fay. mevsimde soğan dikebilirsin. Bakla dikebilirsin. Marul dikebilirsin. Yani istediğin şeyleri Hay söyleyeyim. sen yaptıklarını söyle. Ispanak. Bunları yapıyorum ben. Yapıyorsun, tamam. Yani bu yaptıklarım bunlar benim. Ondan sonra mesela baharda patlıcan, biber, domates, rokaya kadar, maydanoza kadar ben kendim yetiştiriyorum. Bir fasulye. Tohum da ben. Ha, taze fasulye iki mevsim dikiyorum. Şimdi gene dikeceğim. Bunlar yani. Fazlasından hem mutfağıma hem de aile bir katkı diyeyim ben sana. Bu arada kendi tabii işte salçalık domatesini, işte orada Evet. kurutmalık biberleri görüyoruz. Onları kendim Onlar yapıyorum. yapıyorsun. Evet. Evet, bakla da var sende. Evet. Ben de bakla almaya Aldığına geldim göre. buraya. Biliyorsun Çünkü yani. daha fazla ekmek istiyordum bu sene. Yani. Her tarafa bakla ekmek Her istiyorum. şeyimi Otlarla dikiyorum yani. mücadele için. Evet. Çok çok güzel. Geçenlerde domateslerde bir şey olmuştu. Böyle çiçek burnu çürüklüğü hastalığı olmuştu. Evet, öyle bir şeyle anımız oldu. Çaresiz kaldık. Ben de tuttum kalsiyum nitrat Önerdin. kullandım ben kendim. Ama ben Bir adım. bulmadım. Sadece bir kere kullandım. Yani esasında kökten olarak ben de ne tarım ilacı ne kimyasal gübre Ben kullanmıyorum onu da ama kullanmadım. Ben onu geldim da söyledim. kullanmadım. Hayır Ya dedim canım. istersen varsa sana da yapalım falan. Yok yok yapmayalım boş ver dedi. Ama iyi de olmuş yapmadın. Zaten güneş yaktı. Düzeldi. Yo, Güzel. düzeldi. Evet. Zaten domatesler de çok Evet. sıcak oldu. Evet. Yandı yani Yandı. domateslerim. Ya ama o aslında bir Allah'tan gelen şey onlar hastalıktan yani. mı biraz da? Değil o. Hastalıktan. Güneşler o. Çok güneş oldu. Güneş oldu ama hastalık da var. Hepsi bir yere gelmiş olabilir. Evet. Ne yapayım? İlacı Peki. sevmiyorum. Zorlan değil. Mesela ben ilaç Yani. kullansam benim sorunum burada büyüyor. Evet. Gider domatesi kendiliğinden koparır yıkamadan yer. Gayet rahat. Neden? İlacı yok. Korkum yok yani. Benim burada alttan sorun büyüdü benim burada. Evet. İlaç olmadığı için hiç korkum olmadı yani. Evet, aslında işte Kendini düşündüğün gibi herkese bu düşüneceksin. düşünceyi verdiğimiz zaman çiftçilere aslında iş hallolmuş oluyor. Yani çiftçi şöyle düşündüğü zaman ya ben kendimi zehirlemek istemiyorum, çocuklarımı zehirlemek istemiyorum dediği anda Süper. iş bitiyor. O zaman herkes Aynen buna öyle. dönecek. Ama tabii Dönmesi lazım. çiftçi korkuyor Hastalıklar tabii. niye çoğaldı? Şu kanser mesela Tabii. Mordoğan'da var mıydı? Eskiden Of, yoktu. her taraf kanser Ama ya. şimdi her tarafta var. Her evde kanser Hemen çıkıyor. hemen yani. Evet, maalesef. Neden? Tarım ilaçlarından şu zeytini mesela ot temizleme korkusuna attılar zeytinin dibine o kurutma ilacı mı ne işte Roundup. adını bilmem. Dışarıya gitti Glifosat. yağlarımız geri geldi. Neden geldi? İlaç atıldığından yağın içinde çıkıyor. O Tabii. dibinden topladığımız yani. Ben onun için hiçbir şeye verdirmiyorum. Evet. Vermiyorum daha doğrusu. İyi yapıyorsun. Ha yoruluyoruz. Bahçenin de işi o yoruluyor. Zeytin de bitemizliyor. Ot yoluyor. Bahçe çapalıyor Ama ama ben karşılığını alıyorum canım. yani o da Ama severek her yapıyor. şeyken veriyorsun. Severek yapıyor yani. Onu söyleyeyim ben. Evet, Böyle yani yani. ya organik tarımda işte şirketler Yapacaksan düzgün yapacaksın organiği. kontrol Yapmadık değil. ediyorlar falan.
İşte bunun için para alıyorlar ama tabii anında şey yok yani sertifika falan yok yani öyle bir şey yok. Herkes yok. Biliyor. Ziraat odasına var benim sertifikam ama hayır, hayır. Bulamam. Organik sertifikan yok. Yok. Ziraat odasına kaydım var. Tamam o ayrı. Yani. Ama yani bir de organik için sertifika alıyorlar falan. Ondan uğraşmadım. Devletin verdiği para çok az. Yani mesela dekarına 100 lira para veriyor organik yetiştirirsen. Bu para mı yani Allah aşkına? Yani burayı siz birisine sertifika yap desen herhalde bir 1500 lira, 2000 lira para alır. 100 lira bu burası bir dönüm bile değil. Öyle şeylerle yani uğraşmıyorum. Yani onda biri bile değil. Kardeş yani. Tohumluğu mesela diktim çok. Evet. Ama işte tabii bunun yaygınlaşması gerekiyor. Yani herkesin böyle yapması gerekiyor. Onun için de yani destek lazım aslında. Yani şu anda hiçbir destek yok. Yani. Bana gelsin de sorsun da yardımcı olurum. Ama şimdiki gençlerde de hiç rehberlik yok sakasaydı. Toprakla uğraşacak genç çok nadir görüyorum. Pazarda dolu diye ya boşuna uğraşıyorum diyor. Benim çocuklarım bile istemiyor. Yani uzağa gitmeye gerek yok. Ama tadı yok diyor. Alıyor saman gibi diyor pazardan. Evet ama ondan sonra bir süre sonra kanser vesaire hastalıklar çıkınca o zaman işte, öğreniyorlar da. Ya bizim orada komşularımız var mesela onlar da bahçe yapıyorlar. Ondan sonra biri diyor işte şu ilacı alacağım, bu ilacı alacağım. Diyorum niye uğraşıyorsun sen buna? O zaman hiç uğraşma. O zaman git süpermarketten al. Bence de İş değmez yani. Yaptığın şeyi kendin için alacak. Evveler ki karşıya da vereceksin. Evet. Ne istersen olsun. Tabii. Ben öyle biz babadan anadan öyle gördüğümüz için öyle devam ediyoruz.